Asıl konumuza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Geçen videoda da bahsettiğim üzere planladığım başka bir video vardı. Lakin sınavlar sağ olsun vakit ayıramamıştım. Burada da aynı durum var. Yapmak istediğim videoyu tekrardan ertelemek zorunda kaldım. Peki neden? Çünkü sınavların beklentimin bayağı aşağısına sonuç verdiğinden kendimi birazcık derslere odaklamak istedim. Ve bu süreçte de bir oyun hakkında video yapmak vakit ister. İstediğim tarzda bir şey yapmam zorlaşır. Kanalın sinema kısmı Easy Mode, oyun kısmı ise Hard Mode benim için. Düşünün, 2020 oyunları videoma tam 1,5 ay harcadım. İlk sınavlarımdan sonra İkinci sınavlarımın tarihi açıklandı ve araya sadece 15 gün koydular. Evet, 15 gün. Çoğu dostumun da bu durumdan muzdarip olduğunu biliyorum. Normalde Snyder Cut hakkında bir video yapmayı planlamıyordum ama kanalın aktifliğinin düşmemesi için bir video içeriği çıkartmanın doğru olacağını düşündüm. Yani hem de popüler bir film ve bu sayede izlenmeler, aboneler falan filan yani. Bu videoyu sadece Snyder Cut'a adamaktansa direkt olarak bütün DCEU filmlerine yönelik olmasına karar kıldım. Ama tabii ki çoğunlukla Snyder Cut'tan bahsedeceğim. Ben Marvel'ı daha çok seven bir insanım. DC'den sevdiğim filmler var. Dark Knight üçlemesi, Watchmen, Joker gibi. Ama sevdiğim film sayısı kesinlikle Marvel'ınkiler kadar çoğunluklu değil. Marvel'ın karakterleri daha içten gelirler bana ve karakterlerin bu evreni sevmemde büyük rol oynadığını söyleyebilirim. DC ise daha kaotik ve daha tanrısal özellikleriyle karakterlerini sunar. Bu sebepten de karakterlerini çok umursamam. Ben bir çizgi roman okuyucusu değilim, o yüzden benden bir Umur Tezer incelemesi beklemeyin bu konuda. Tamamen sinematik açıdan yaklaşacağım. Yani yorumlara gelip, "Hocam bu sahnedeki olay şu çizgi romana gönderme ve Zack Snyder'ın vizyonu ile birleşince mükemmel olmuş." Veya sallıyorum, "Şu sahnedeki Batman'in poposundaki detay bilmem kaçıncı sayıda kimsenin adını duymadığı baskılardaki çizgi romanlara atıfta bulunuyor." Veya "O kadar uğraşmışlar, emek var hocam, emek!" diyerek gelmeyin bana. Evet Zülfikar, lafım sanaydı. O zaman ilk filmimizle başlıyoruz. Man of Steel. Man of Steel'in yönetmenlik teklifi yanlış hatırlamıyorsam ilk başta Christopher Nolan'a gitmişti. Ama teklifi reddederek yönetmenlik için Zack Snyder'ı önermişti. Watchmen sevilmişti, Warner Bros. Havada kaptı Zack Snyder'ı. Man of Steel DCEU'nun en iyi filmi. Yani bu unvana sahip olması çok zor değil ama harbiden en iyi filmi. Muhtemelen çoğu kişi bana hak verecektir. En azından iyi bir orijin hikayesi sunuyor bizlere. Kendini çok kasmadan, hikayesini anlatıp, epik sahneleri tanıklık ettirip, kendi şahsım adına konuşuyorum, bana sevdirmişti kendini. Tekrar ediyorum, çok çok iyi bir film değil, ortalama bir film, en fazla 7'lik falan ama bir solo film olarak yeterliydi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra gelen o büyük hayal kırıklığı. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Hakkında tonlarca mimler yapılan yılın Civil War ile birlikte en çok beklenen çizgi roman yapımıydı. Bu film hakkında konuşmama gerek var mı? Var. Tamam. Yani, kötü işte. Aksiyon sahneleri iyi deniliyor ama şu sahneyi hatırlatırım size. Figüranlar havaya vuruyor anasını satayım resmen. Zack Snyder cidden çok kötüydü bu filmin yönetmenlik açısından. Olay sadece Zack'te değil, çok kötü bir yazarlık da vardı filmde. Ki Batman vs. Superman ne alaka hani, ne alaka? Evrenin ikinci filmindesiniz lan, yavaş olun bir. Ne bu Marvel yakalama çabası anasını satayım. O 3 yıllarda solo filmler çıkarsanız, teker teker işleseniz karakterleri, altyapı oluştursanız, yok her şey para, kimi s**indeki zaten mantıklı bir düzene oturtulmuş DC evreni. Saçmalıklar olsun ama karakterlerin iki havalı sahnesi olsun yeter, hayranlar zaten çok basıyor 5 yıldızı. Ama ne oldu? Yemediler. Ağzına s**tlar filmi. Kısacası Batman vs. Superman, evet kötü bir film arkadaşlar. Gelmiştir şimdi aşağılık Marvel fanboy, sen Zack Snyder'ı ve Batman'i t**tları niye? Diyenler. Elinizden geleni ardınıza koymayın dostlar. Burada objektif konuşuyorum. Ki subjektif olsam da yine de sınıfta kalıyorlar. Bu filmden sonra hayır. Senin ismini ağzıma bile almaya tenezzül etmem. Geçiyorum. Yıl 2017. Hayranlar hariç çoğu sinema severin DCEU'nun en iyi filmi olarak adlandırdıkları fakat içerik olarak bomboş ve çok kötü bir senaryoya sahip olan Wonder Woman. Ya ben burada neden bunlar hakkında detaylı konuşuyorum ki, hızlıca özet geçeyim geriye kalan filmleri. Orijinal Justice League'den zaten birazdan bahsedeceğim, onu es geçiyorum. Aquaman, Man of Steel'dan sonraki en iyi DCEU yapımı olabilir. 7'lik film. Shazam, ilk yarısında inanılmaz eğlenerek izledim fakat ikinci yarısının koca bir çöplük olduğu potansiyelini hiç eden bir filmdi. Yani vasat film. Birds of Prey kötü film. Wonder Woman 1984 kötü film. Oh be, şunlar hakkında detaylıca konuşsam ne büyük bir zaman kaybına maruz kalırdım acaba. 2017 yapımı orijinal Justice League'in yapım sürecinin tam bir kaos olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok trajik bir olay yaşandı. Yönetmen Zack Snyder filmin çekimleri sırasında kızı Autumn'u kaybetti. Cidden çok üzücü bu durum. Bu sebepten çekimleri devam edemeyince filmin başına ilk iki Avengers filminin yönetmeni olan Joss Whedon'ı getirdiler. Ve asıl her şey de burada infilak etti zaten. O kadar kendi içinde tutarsız, o kadar tonu olmayan bir yapımdı ki. Mizah mizah değil, aksiyonu aksiyon değil.
değil, karakterleri adam akıllı işlemiyor, bütün sahneler aceleye gelmiş, çorba gibi bir filmdi. Şimdi Snyder Cut'la bazı yanlarını karşılaştırmalı olarak anlatacağım ama Snyder Cut kısmına geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Bu inceleme hem orijinal yapıma göre nasıl olmuş şeklinde değerlendirilecek hem de genel baktığımızda nasıl bir yapım şeklinde de değerlendirilecek. Anladığınızı düşünerek başlayalım Zack Snyder's Justice League'i incelemeye. Sevgili Zack Snyder fanlarına 3 tane söylemek istediğim şey var. Birincisi, herhangi bir şahıs din, dil, ırk ayırt etmezsizin Snyder Cut'a olası bir olumsuz yorumda bulunursa bu o şahsı DC hater'ı veya Marvel fanboyu yapmaz. İkincisi, filmi yanlış şekilde değerlendiriyorsunuz. 2017 versiyonuna bakarak değerlendirirseniz bu film elbet ki başyapıt kalır. Ama genel sinema filmleri içerisinde kıyaslarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üçüncüsü, yönetmenin film sürecinde neler yaşamış olduğu ve yönetmenin, oyuncuların, emeği geçen herhangi bir kişinin kişiliği diye filmin önüne geçmemelidir. Zack Snyder'ın yaşadığı durumlar cidden üzücü. Ama üzücü şeyler yaşadı diye filme ekstradan puan vermem. Sizin yaptığınız şuna benziyor. Roman Polanski mesela gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden birisi olarak anılıyor. Lakin herif tam bir karaktersiz, pedofili şerefsizin önüne gidene. Yönetmenin ne olduğu, kim olduğu benim için önemli değildir. Ben çıkan işe bakarım. Film iyiyse görüşlerimi ona göre, kötü çıkarsa da aynı şekilde görüşlerimi ona göre belirtirim. Size de bunu tavsiye ederim. Bir şeye körü körüne bağlanmayın. İş daha sonradan futbol taraftarlığına dönüyor. İşin ironik kısmı fanlar daha film çıkmadan onları, haterlar ise birileri bastı IMDb'de. Russo kardeşler bile Zack Snyder'e destek çıkıyor. Ortada tam bir centilmenlik söz konusu ama gözleri resmen boyanmış olan koyu taraftar fanlar birbirlerine film için ana avrat küfür ediyorlar. Cidden yazık. Zack Snyder's Justice League ortalama bir film. Ne iyi diyebilirim ne de kötü diyebilirim. Orijinal yapımdan kat kat daha iyi olabilir ama eğer olmasaydı sürpriz olurdu zaten bu. O filmden daha iyi bir film yapabilmek bir başarı hikayesi olmamalı bana göre. Ama hakkını yiyemem, takdir edeceğim noktalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Biz filmi 8-9 kişi toplu bir şekilde izledik. 4 saatlik film cidden tek başına çekilmezdi. Filmi izlerken çok sıkıldığımı söyleyemem. Akıcı bir filmdi ve cidden 4 saat gibi hissettirmedi. 90 dakika olan ve bir türlü bitmek bilmeyen Mad Max'in ilk filmi var mesela. 4 saatten uzun gibi gelmişti illet film. Bu açıdan 1 artı puanla başlıyor film. Senaryo kısmı nasıl? İlk filmi ne kadar değiştiriyor? Mantıksızlıklar giderilmiş mi? Bundan bahsetmem için spoilerlı konuşmam lazım. Uyarısını o kısımlara gelince yapacağım. Ama şunu bilin, evet bu film orijinaline kıyasla daha oturaklı ve daha düzgün bir yapıya sahip. 4 saatlik film olmasından mütevellit yavaş yavaş anlatıyor hikayesini. Orijinal Justice League filminde Flash ve Cyborg karakterleri çok siliklerdi. Özellikle Flash o kadar tiksinçti ki. Bu iki karakter de Snyder Cut'ta çok daha iyi işleniyor. Arka planları daha iyi, ağırdan alarak anlatıyor, zeminini oluşturuyor. Ama şunu sormadan da yapamıyorum. Neden bir film? Neden bir filme sığdırmaya çalıştınız bu karakterleri? Neden? Yapın hepsini bir solo film. Teker teker izleyelim kendi filmlerinde ki daha sonradan Justice League olduğunda filmin anlatısı tam bir çorbaya dönüşmesin. Yok bir yandan Batman'in takımı toplama çabası, yok bir Steppenwolf'un geçmiş savaşları, yok bir yandan Amazonlar, bir yandan Flash ve Cyborg tanıtım sahneleri. Tamam, bunların detay kazanması çok güzel bir şey. Cidden daha dolu hissettiriyor. Ama iyi şeyler bazen beraberinde kötü şeyler de getirebiliyor. Bu durumda filmin senaryosunun tam bir çorba olmasına sebep olmuş. Ekip toplama için kesinlikle orijinaline göre daha iyi. Hemen yönetmenliğe bağlayacağım buradan. Ne diyeyim yani? Ortalama. Zack Snyder cidden bu evreni seven ve önemseyen biri. Potansiyeli olan bir yönetmen ama filmde aldığı bazı kararlar yüzünden çok salak saçma şeyler yapabiliyor. Mesela Flash'ın şu sahnesi. Of of. Resmen her aklıma geldiğinde cringe damarım patlayacak gibi oluyor. Bir izleyelim. Yok yok, bitmeyecek. Biraz daha hızlandırayım ben bunu. Şimdi bu sahnede o kadar mantıksız şeyler mevcut ki. Tamam, Flash kızı kurtarıyor. Sadece kurtarmıyor ki, resmen taciz ediyor anasını satayım. Zack Snyder bu sahneyi sırf arkadaki müziği eklemek için çekmediyse tüm DC fanları beni kahramanımız Flash sosis çalıyor.
Neden çalıyor bunu hala anlayabilmiş değilim. Komedi ise komedi değil bu yani. Peki tamam, kızı kurtardın. Kamyondaki herif hamburgeri direksiyonun alt kısmına düşüyor diye kafasını oraya eğiyor. Aa, burada da slow motion var. Aa, neyse, şaşırmamak lazım. Çarpışma olunca ileri doğru bir ivme kazanıp boynunun kırılması lazım normal şartlarda. Ama yok, Flash Efendi kızı taciz etmekten adamı kurtarmıyor. Bu resmen izleyiciyi mal yerine koymaktır. Ya abicim, bir slow motion sahnede her müzik sahneye uyabilir. Mesela bu sahnede deneyelim hadi. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Sizce uydu mu bu şarkı mesela bu sahneye? Bence gayet de güzel uydu. Reklamlar. Biraz geriye sarıp Amazonların sahnesine gidelim. Bu Amazon kadınları oldukça güçlüler. Hatta şu kutunun olduğu yapıyı mühürlüyorlar ya, dev taş kapılar iniyor. Sonuncusunu iki Amazon tutuyor. Kraliçe geçince bırakıyorlar. Bir müddet sonra Amazonlardan biri bir atın altında kalıp ölüyor. Ya Allah aşkına, bu sahne orijinalinde de böyleydi. Muhtemelen Josh Whedon yapmıştır dedik de. Yani Zack Snyder'mış sahne. Hiç mi mantıksız gelmedi abicim filmi tekrar kurgularken? Hiç mi? Slow motion. Bu filmden slow motion'u çıkart 2,5 saate düşer yemin ederim. Şu sahnede mesela. Ya neden slow motion var abi bu sahnede? Neden? Bırakın oynasınlar lan topunu işte, ama resmen kanser oldum izlerken ya. Yazıyı yazarken film gözümde düşmeye başladı resmen. Neyse. Sakin olalım ve devam edelim incelemeye. Wonder Woman'ın Hint dizileri vibe'ları veren banka sahnesi hala var. Daha iyi bu versiyon ama işte. Filmdeki her bir ögenin bir aması mevcut. Bu filmdeki slow motion sahnelerin cidden sinematografik kısmı harici ne farkı var şunlardan, bir izleyin bakalım. Ya video öyle bir tonda oldu ki birisi rastgele bu dakikalara gelse sanki evrenin en kötü filminden falan bahsediyorum zannedecek. Ama durum öyle değil. Yeri geldiğinde iyi taraflarından da bahsedeceğim. Reklamlar. Bunun gibi şu an hatırlamadığım mantıksızlıklarla dolu bir sürü sahne var. Bu konuda yönetmenlik iyi diyemem. İyi fikirleri kötü resmeden bir yönetmen Zack Snyder. Slow motion hastası ve neden hastası olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. İyi kullanılan ve kullanılması gereken sahneler var. Sadece slow motion değil sıkıntı. Onun haricinde de bahsetmek istediğim şeyler var. Spoiler var burada. Eğer spoiler demek istemiyorsanız şu dakikayı ve sahneyi atlayabilirsiniz. Flash'in şu sahnesi mesela çok iyiydi. Gerçekten iyiydi. Filmin sonlarında bir sahne de mevcut. Direkt olarak geleceğe odaklanıyor bu sahne. Filmde her ne kadar Batman'in rüyasında olan bir sekans olsa da filmin ortalarında Batman'in geleceği işaret eden kabuslar görüyorum tarzı bir cümlesi var. Yani zekice bir gönderme bence. Ama hangi akla hizmet Jared Leto hala Joker oynamaya devam ediyor, bunu hala anlayabilmiş değilim. Bu adam cidden iyi bir oyuncu ama harbiden bu rolü iyi oynayamıyor. Karakteri de rezalet. O kadar tease ettiler Joker var Joker var diye, adam akıllı bir yere bağlanmadı. Bunun dışında Superman resmen filmin yıldızı bence. Çok epik sahneleri var. 6. part çok iyi. Cidden. Filmin az da olsa puanını yükselten bir Batman. Orijinal demekten sıkıldım, artık ilk film diyeceğim. Her ne kadar doğru olmasa da. İlk filmdeki son savaş sahneleri Snyder Cut ile kıyaslayınca o kadar rezalet kalıyor ki. Hem sinematografik olarak da daha iyi, hem koreografi olarak da daha iyi. Batman film boyunca hiçbir şey yapmazken bu kısımda 1-2 sahnesi sağ olsun Batman sevgim coştu. Resmen Arkham oyunlarından fırlama sahneleri vardı. Onun dışında karakterlerin birbirine bağlı bir şekilde hareket etmesi cidden hoştu. Çok güzel sahneler vardı. Buranın cidden hakkını yemem. Harbi kaliteliydi. Filmin kötü karakteri Darkseid olarak tanıtılsa da yok abi, direkt Steppenwolf. Ve bir ağırlığı olduğu da söylenemez. Ama bence karakterleriyle olan son dövüşü gayet iyiydi. Ve tanrılarla olan savaşı da iyiydi. Slow motion hariç. Karakterin CGI ilk filmde rezalet resmen ama bu filmde bayağı düzeltmişler. Hazır CGI'ye değinmişken, ya görsel efektler hem nasıl bu kadar görkemli olup hem de kötü gözükebiliyor anlamıyorum. He, aklıma gelmişken şu sahne çok daha iyi olmuş bence. Müzikler değişmiş, ufak eklemeler yapılmış, daha iyi bir sahne olmuş. Şu sahneler neden çok fazla var yahu? Şu sahnede Aquaman havalı bir biçimde viskisini içip denize atıyor. Tamam da sen Aquaman değil misin hacı? Atlantis ile yeryüzünün barışını sağlayan, denizleri koruyan birisi değil misin? Neden atıyorsun oğlum viskini?
Müzikleri de değineyim. Müzikler aslında gayet iyi. Sahnelerle uyumu, epiklik anlamında iyiler. Lakin şu lanet olası Amazon'da neden her kadraja Wonder Woman girdiğinde kullanması s**yı onu anlamıyorum. Ulan tam kaptırmışım kendimi. Bir anda Wonder Woman giriyor sahneye, arkadan Amazon ağıt yakıyor. Neden lan? Mis gibi Wonder Woman tema müziğini neden s**k boktan bir hale getirirsin abi, neden? İzlenimleri iyiye çekmek adına sinematografi kısmını sona bıraktım. Cidden kaliteli. Zack Snyder'ın çoğu filminin görüntü yönetmenliği başarılı bence. Orijinal Justice League hariç. Onu artık zeki film olarak saymıyorum bile. Ah bir de bazı sahnelerde renk tonunu ayarlayabilse tadından yenmezdi. Ama yine de filmin iyi yaptığı şeylerden birisi bence. Snyder Cut hakkında genel olarak düşüncelerim böyle. Çok olumsuz yorumlarım olmuş olabilir çünkü filmin cidden çok falsosu var ama rezalet bir filmi ortalama seviyesine getirebilmek de takdir edilesi bir şey. Kendimle çelişmiş olabilirim bu konu hakkında. Film kötü değil, onu söyleyeyim ama iyi de demem. Gördüğüm en kötü kurgulardan birine sahip, iyi sinematografiye, görkemli sahnelere sahip, inanılmaz derecede mantık hatalarının içerisinde bulunduğu bir senaryoya sahip, vasat bir yönetmenlik, rahatsız eden Amazon ağıtı ve iyi karakterleriyle hatırlayacağım. Yani iyi demek çok da doğru sayılmaz ama yani genel olarak iyilerdi. Zack Snyder's Justice League'in benim için puanı 10 üzerinden 5.8. Unuttuğum bir detay varsa filminle alakalı belirtmediğim yorumlarda bahsedersiniz. İzlediyseniz de görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Yeni video fikirleri var hakkımda, onları hayata geçirmeyi planlıyorum. Sizin de tavsiyeleriniz olursa esirgemeyin. Her neyse, kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.